Sevgili Oğlak burçları, Ay burcu Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlarım, 5 Kasım, 11 Kasım neler olacak? Bir yorumlamaya çalışacağım hayırlısıyla. Evet, Rabbimiz ilminizle ve her türlü bilginizle sizleri donatsın inşallah. İlminiz artsın inşallah arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Kur'ane kane mikavmi Musa febega. Aleyhim ve ateynahu minel kanuni ve ma metafnahu li meteniyu bil usbeti ulil kuvveti ilahi ahiril ayeti. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in Kasas suresi 76 ve 78. ayetleri arasında Karun adlı zengin bir kişiden söz edilir. Karun'un hazineleri diye efsaneleri de duymuşsunuzdur. Burada ayetin metninde diyor ki, Karun denilen kişi Hazreti Musa'nın kavminden idi. Zenginliğinden şımararak kavmine karşı zalim kesildi. Biz ona öyle çok hazineler verdik ki bu hazinelerin anahtarlarını ancak güçlü ve kuvvetli kimseler taşırdı buyurulmaktadır. Arkadaşlar, burada İlahi nurun sizi desteklemesi veya işte her an bir gözeticinin olması vurgulanıyor. Şunu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bakınız, Kasas suresinde Karun'un şımarması anlatılıyor zenginliğine. Bu aralar tüm Oğlak burcu kardeşlerime diyorum ki, zalimin zulmüne karşı geleceksiniz ve size biraz evvel biraz sonra vereceğim zikrinizi, ya Cebbar zikrini vereceğim, videonun sonunda söylüyorum arkadaşlar. Tekrar sayısı 206'dır. Çünkü bu aralar zulüm görmüş olabilirsiniz. Zulümle ya da nefsinizin zulümleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bir tehlikeden kurtulmak zorundasınız. Sıkıntılarla gideceğiniz bir yolculuktan hayır ve hasenet göreceğinizi söyleyebilirim. Değerli bir insan senin böyle acını alacak ve daha sonrasında da yüzünün güleceğini söyleyebilirim. Sorunlardan kaçamıyorsun ve tekrar önüne gelebiliyor arkadaşım. Eğer bir yere gitmek istiyorsan ya da bir şeyleri başarmak istiyorsan sorunlarının üstesinden geleceğini görüyorum. Ondan sonra gideceksin. Ya bir yarım kalmışlığı tamamladıktan sonra gideceğini gösteriyorum. İlahi nurla donatılacaksın. Ve Jüpiter yıldızı, müşteri yıldızı Koç burcunda sana kare açı gönderirken, sevgili Oğlak burcu, bu hafta boyunca zorlanacağın bir kazanç elde edeceksin, ama edeceksin. Jüpiter'den tamam, bazı zorlamalar olacak ama yine de kazanç elde edeceğini görüyorum. Bazı olumsuz etkilerin tamamıyla dağılacağını söyleyebilirim. Yaşama hevesiyle dolup taşacaksın. Bir statü değişimi yaşayabilirsin. Girişken, maceracı ve orta yaş üstü 45 yaşlarında bir insanla tanışman, konuşman olacak. Maddi ve manevi değerlerini artıracak bu kişiden destek göreceksin sevgili arkadaşım. Şimdi dedikoducu ve işten pazarlıklı bir kadın var etrafında sevgili arkadaşım. Buna dikkat etmeni istiyorum. Yani sürekli olaraktan alan, hiçbir şey vermek istemeyen, bu böyle bir negatif enerji yüklü bir kadın görüyorum. Buna dikkat et. Hane içerisine gelip gidiyor, senin canını sıkıyor, güvenilmez birisi sevgili dostum. Aynı zamanda bazı kova burçlarıyla veya ikizler burçlarıyla da sıkıntı yaşayabilirsin. Hane içerisinde gelip giden komşu gibi ya da ne bileyim ben, negatif enerji yüklü bir uzak akraba falan olabilir. Onlardan biraz canın sıkılabilir sevgili arkadaşım. Evet. Gayet bakımlı, düzgün bir hanım ya da kendi sporunu yapan, hayata değer katan bir bey arkadaşlar, bir ruh eşiyle birleşecek. Oğlak burçları, bey de olabilirsin, hanım da olabilirsin. Karşı cinste bir yakınlaşman, bir beraberliğin ve yapısal olarak da onunla konuşman olacak sevgili dostum.
Şimdi bilgelik yolunda ilerleyeceğini, ters giden işlerini düzelteceğini görüyorum arkadaşlar. Bir de bir borç ödemesi olabilir. Yarım kalmış bir borcunu ödeyeceğini gösteriyor sevgili arkadaşım. Borç ödemesi olabilir, sıkıntıdan sonra feraha çıkma olabilir. Hayırlısıyla çok güzel bir dönemeceye gireceksin sevgili dostum. Evet arkadaşlar. Bir cimri insan ya da ailenden birisi olabilir. Para hırsı ve karakter bakımından seni sıkan, daraltan birisi. O sanki gözü dar, etrafında olabilir, ailende olabilir. Sana gelen bolluğu engelliyor. Onun kıtlık bilinci sana gelen bolluğu engelliyor. Onunla ya bir konuş, imkanın varsa onun çevresinden uzaklaş. Çünkü sana gelen ilahi nurun kaybolduğunu görüyorum. Böyle uğursuz ve kıtlık bilinci olan bir insan tarafından. Arkadaşlar kendini ifade etmekte bu hafta çok kolaylık sağlayacaksın. Geçtiğimiz aylarda ve geçtiğimiz haftalarda bir şeyler diline döküldü, söyleyemedin, konuşamadın. Artık konuşacağını görüyorum. Sıkıntılı süreçleri atacağını görüyorum. Ve özellikle koç burçlarıyla kalpleriniz bir atacak, büyük bir fedakarlık göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Bir de kalabalık bir aileyle, ya senin ailen çok kalabalık ya da kalabalık bir aileyle tanışman ya da kalabalık aileden birisiyle bir beraberliğin olacak, kalp gözün açılacak, her türlü yıldızının parlayacağı bir haftadasınız. Evet, şimdi bazı buluşmalar olacağını görüyorum. Oğlak burçları buraya not alıyorum arkadaşlar. Buluşma duasını yazacağım buraya. Ben her zaman yaparım bu duayı. Çok faydalıdır. Yani benden kavuşmak isteyenlere de bu duayı veririm. Kavuşmalar olacak. Eğer kavuşmak yoksa yani birisi gelmemekte ayak diretiyorsa buluşturma duasını veriyorum arkadaşlar. Allahümme ya cami'an nasi li yemin la raybe fi innallaha la yuhlu fil miyad. İcma beyni falan kızı falan ve filan oğlu filan. Burada anne ismi söylenecek. Senin adın söylenecek. Karşıdaki kişinin anne adı ve onun adı söylenecek. Ben buraya da not alıyorum arkadaşlar. Evet, size kavuşturma duasını yazacağım. Kavuşmak isteyenler günde 70 kere okusunlar, 7 gün devam etsinler. Gelirse Allah'tan, gelmezse kadersel bir döngü, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kaybolan hayvanlarınızı da bulabilirsiniz bu hafta. Ya yani kaybolan sevgililer, kaybolan insanlar aniden gelebilir. Bunu da bir artı değer olarak bulun kendinize. Arkadaşlar bir şeyleri alacaksınız. Ya yani araba almadan tutun da yani büyük bir olaydır araba almak. Tabii ki önemli bir gelir gerektirir. Araba almaktan tutun da evinize alacağınız bir objeye kadar önünüze gelecek fırsatlar bu hafta değerlendirin. Alma haftası. Yani bir objeyi size değer olarak getiriyor sistem. Bunu alın, kabul edin. Basit bir şeyden tutun arabaya kadar alabilirsiniz. Aynı zamanda mucizelere tanıklık edeceksiniz. Ve uyku probleminizin çözüleceğini görüyorum. Umudunu kaybetme. Her şey yoluna girecek diyorum sevgili Oğlak Burcu arkadaşım. Ve buluşturma duasını videonun altına yazacağım. Biraz evvel de zikrettim. Ya Cebbar zikrini söyleyeceksiniz. 206 kere tekrar sayısıdır. Düşmana karşı gelmek için seninle uğraşan aşikar ve gizli insanlara karşı okuman lazım. Bu cüretkar ama korkak, yani görünüşte cüretkar ama özünde korkak insanlara karşı Cebbar zikrini oku, güçleneceksin arkadaşım. Sırasıyla iki büyük sorunu çözeceğini görüyorum. Rabbim hepinizin yüreğine güzellikler versin ve bol bol bereketli günler sizinle olsun efendim. Hoşça kalın, dostça kalın.